Merhaba arkadaşlar. İkinci ders ile karşınızdayım. Bu derste GIX, yani çok güzel arka planlı yazı yazma stillerini öğreteceğim. Her zamanki gibi gerekli program Photoshop CS6. En sonki dersten hatırladığınız üzere size fare çıkartmayı göstermiştim. Gördüğünüz üzere orijinal bu. Çıkardığımızda buydu arkadaşlar. Oldukça güzel bir çalışma oldu benim için. Ve gördüğünüz üzere arka plan masa üstünde bile görünmez yani. Her neyse. Şimdi CS6'mızı açalım arkadaşlar. Açılmasını bekleyelim. Açıldıktan sonra dosya yeni diyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Ardından yani boyutu size kalmış tabi. Bunu unutmayın. Ardından arka plana sağ tıklayıp arka plandan katman diyoruz. Katman 0, mod falan böyle. Tamam dedik. Ardından arkadaşlar ilk kez üstüne tıklıyoruz. Burada bölüm geliyor. Buradan mesela eğim ve kabarttan kabartabilirsiniz arkadaşlar. Tabi eğim ve kabart sadece yeterli değil. Eğim ve kabart bir kısmı kabartıyor. Doku diyerekten böyle şekil ekleyebilirsiniz. Desenleri burada. Böyle yapabilirsiniz. Böyle. 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 Böyle fark etme, tamamen size kalmış. Buradan kontur bölümü pek bir işe yaramıyor, buradaki kontur. Normalde kontürler yazılarda işe yarar arkadaşlar. O yüzden pek dikkat etmeyin o kısımlara. Bu gölgeleme şekli arkadaşlar. Gölge her zaman gibi siyah olmalı. Siyah daha hoş durur. Ardından iç gölge. Bu kısımlara iç tarafa doğru yani gölge verir. İç ışıma biraz parlattırır arkadaşlar. Ama pek fazla fark edemezsiniz. Zaten buradan rengi falan kendiniz ayarlayabilirsiniz. Böyle kırmızı oluşturdu. Tamam diyoruz. Açısını falan hangi yönden geleceğini falan ayarlayabilirsiniz. Ben bu yönü istedim. Renk kaplama diyerekten rengi yani arka plana koyulaştırabilirsiniz. Biraz beyazlık ekleyelim. Degrade ile renk kaplama aynı anda çalışmaz arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Desen kaplama da aynı. Bu kaplamalar tek şekilde çalışır arkadaşlar. Yani üçü birden çalışmaz. Dış ışıma ile iç ışıma da aynı şekilde. Gölgemizi zaten eklemiştik. Tamam. Arka planım bu şekilde oldu. Tabi şu şeyliği biraz daha arttıracağım. Netliği ya da kapatmayı diyecektim de kabartma kötü durdu. Boyutundan bu da kötü durdu. Biraz şöyle netleştireyim. Tamam. Yumuşatmak. Ortalayalım. Bir yeterli. Ardından tamam diyoruz. Arka planımız böyle. Ardından yazı şekline tıklıyoruz. Seçimler tamamen size kalmış. Benim yazı tipim genelde alevli oluyor arkadaşlar. Buraya bense sen geç dedik. Teşekkür. Şimdi arkadaşlar burada genelde aynı şeyi burada da yapabiliyorsunuz. Ama benim kendi daha önceden YouTube'da kaydettiğim stillerim var. Onlardan ekleyeceğim. Örneğin bu, bu, bu. Bunlar gibi yani. Bir sürü daha kaydettiğim stiller var. Ama tabi onları pek kullanmıyorum. Hoşuna giden bölüm genelde bu oluyor. Hemen şöyle ayarlayalım. Tamam. Evet, şimdi yazı stilimiz böyle. Fareyi eklemeye göstereyim arkadaşlar. Böyle çekip attık. Yeni bir set geldi. Tekrardan hareket ettirme aracı, taşıma aracına tıklıyoruz. Böyle çekiyoruz ve bırakıyoruz. Faremiz gelmiş bulunmakta. Oldukça güzel bir şey oldu. Ders 3'te bir şey yapmayı pek planlamıyorum ama olur da yaparsam ders 3'te görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler. İyi yere yakınları arkadaşlar.